Neler yaptın bugün bize? Gel kandil bolluğu bereketi mutfağımıza. Şimdi bak kandilde böyle güzel şeyler yapmak, vermek, paylaşmak. Evet, paylaşmak. Aynen çok öyle. Da sevapmış. Hocamın da söylediği aynen gibi. Aynen öyle. Şimdi neler yapıyoruz? Şu anda elimde helva var. Onu paylaşayım önce. Un helvası mı? Un helvası. 250 gram tereyağı, 2 su bardağı unla, 1 su bardağı da ceviz. Şöyle pişmiş kestane rengi alıncaya kadar kavuracağım. Burada da 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su var. Soğuk, sen bunu soğuk, bana bırak sen anlat. Hadi sevabını sen de al. Ay inşallah keşke. Burada da soğuk suyun içinde 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su var. Şimdi o istediğimiz renge gelince o biraz da arzuya bağlı. Hani çok pişmiş, çok kavrulmuş, kokusu çıkmış sevenler biraz daha da koyu kavurabilir. Ondan sonra bunu ilave edip pilav gibi demlendireceğiz. Hayır, buraya ilave kadar etme kısmı beni biraz ürkütüyor. Böyle fokur 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 oluyor ya. Ama çok güzel. Evet. Bol bol varsa evinizde imkanınız yapın, dağıtın, sevaba girmek için bir vesile. Aynen öyle. Komşuluk ilişkilerini geliştirmek için bir vesile. Aynen. Kandiliniz mübarek olsun, tekrar tekrar söyleyelim. Amin. Ben bu arada pilavımı paylaşayım müzayedeciğim. Ne pilavı bu? Bu şimdi çok güzel bir tavuklu pilav yapıyoruz. Harika. Etrafınızda kimsesizler varsa paylaşın. Bizim dolabımızda kalmış parça tavuklar vardı, onu haşladım, ayıkladım. Bu arada 2 tane kuru soğanı da böyle piyazlık doğradım. Şekeri her zaman diyorum ya, soğanın şekeri açığa çıkıncaya kadar, karamelize oluncaya kadar bir kaşık. Biz bunu geçen yine yapmıştık değil mi? Bulgurlu evet, pilavın üstüne. O mücedderede yapmıştık. Burada da bir su bardağı haşlanmış nohut var. Onların kabuklarını ayıkladım hocamla senin güzel sohbetini dinlerken. Bu araya çok azıcık kimyon. Şimdi şöyle diyeyim Zahideciğim. Benim mutfağımda tencereler çok şık şu şekilde olduğu için ters çevirmeye çok elverişli değil diye böyle bir fırın kabında nasıl olması gerektiğini paylaşıyorum. Siz evde pilav tencerenizle aynı olayı yapabilirsiniz. Ben sadece bir kısmını böyle yapacağım. Bir kısmını tencerede normal pilav olarak pişireceğim. Benim yani hayalimdeki görüntüsü bu. Şimdi mübarek bir gün. Akşam aile büyüklerine gençler görüntü gelecek ziyarete. Onlara hoşluk yapmak istiyorsanız bu şekilde yapıp kat kat pişirebilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu fırında pişireceğim. Ha. Çünkü ocakta bu şekilde dümdüz bir tencerem yok. Bu böyle pişecek. Bu böyle.